Efsane Bulutlar'la geçen yıl Nazım'a selamlar göndermiştik. Cahit abi, bu yıl da selamlarınızı bekliyoruz. Söz sizde. Merhaba Nazım dostları. Biz geçen sene Ali Bey'in söylediği gibi orada mezarlık başında saygılarımızı göstermeye gitmiştik Moskova'ya. Fakat bu sene malum koronavirüs dolayısıyla her şey durdu. Fakat biz inadına gene saygımızı, selamımızı Nazım Hikmet'e buradan sunacağız. Bir zamanlar Nazım Hikmet'e vatan haini diyenler bugün kendilerine prestij kazandırsın diye ekranlarda ve meydanlarda Nazım'ın şiirlerini okuyorlar. Bir düşünmek gerekiyor. Acaba mekanında rahat uyuyabiliyor mu diye. Fakat inanıyorum ki şiirlerinde dile getirdiği duygu ve düşünceleri daha nice nesiller benimseyecek ve sevgiyle, saygıyla anacaktır Nazım'ı. Nazım Hikmet sevgisini yüreklerinde taşıyan ve yaşatanlara sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Sevgiyle kalın. Evet, Cahit abinin de dediği gibi geçen sene oradaydık. Hep beraber Nazım sevenler, onun şiirlerini yüreğinde, zihninde, vücudun her yerinde hissedenler hepimiz oradaydık. Çok güzeldi. Bu sene de orada olmak istiyorduk. Ama olamadık bu malum dünyayı saran sebepten dolayı. Ama aklımız, ruhumuz, düşüncelerimiz orada sizlerle, hatta mezarının başında. Biz Moğollar olarak bu 93'ten sonra tekrar bir araya geldiğimizde çeşit çeşit albümlerde Nazım Hikmet'in şiirlerini bestelemeye çalıştık. Bunu da Taner abi oldukça uzman bir isim. Dünya döndükçe bazı değerler sürekli dünya döndükçe kalacaklar. Nasıl Mozart, Beethoven vesaire, bunlar nasıl kalacaksa, dinlenecekse, Nazım Hikmet de öyle bir değer. Onu gerçekten seven ve hisseden insanlar onu sonsuza dek yaşatacaklar. Hiçbir çıkar kaygısı gütmeden. Biz bu sene orada olamadık ama dediğim gibi kalplerimizle, ruhumuzla, her şeyimizle oradayız, yanınızdayız. İnşallah bir dahaki seneye. Kemal. Geçen sene hep birlikteydik. Güzel bir konser geçti. Güzel bir birliktelikti. Harika bir arkadaşlık, dostluk. Hep birlikte çok güzel zaman geçirdik. Ama bu sene herkesin bildiği gibi pandemi olayından dolayı ayrı düştük. Türkiye'den ve Moğollardan Nazım'a selam olsun. Emrah'cığım sendeyiz. Merhabalar Nazım dostları. Ali abi, senin önderliğinde yıllardır konuştuğumuz bir hayali gerçekleştirdik geçen sene. Çok güzel bir konser oldu bizim için. Ama konserden de öte Nazım'ı yattığı yerde, uyuduğu yerde ziyaret edebilmek ve bu anları onu gerçekten sevenlerle paylaşabilmek bizim için paha biçilmezdi. Bu fırsatı bize sunduğunuz için gerçekten sonrasında da çok konuştuk, çok teşekkür ediyoruz. O gün de dediğimiz gibi bundan sonra hani bize ne zaman ihtiyacınız olursa biz hep yanınızdayız. Zaten Serhat'ın da dediği gibi, daha önce de Cahit abilerin, her zaman Taner abilerin yaptığı gibi, keza babamın yaptığı gibi sürekli Nazım bizim içimizdeydi. Hep Nazım'ı yaşıyorduk zaten. Ama bundan sonra da bizlere ne zaman ihtiyacınız olursa oradayız. Bu sene orada olamadık bu sebeplerden dolayı ama gönüllerimiz, kalplerimiz bir. Biz her zaman sizlerle beraber Nazım'ı yaşatmaya devam edeceğiz ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Tekrar bu sene orada olamadık ama önümüzdeki senelerde görüşmek dileğiyle diyoruz. Önümüzde güzel mavilikler var. Maviliklerde buluşmak üzere. Herkese selamlar. Taner abim. Evet, biz bu sene konserde çalamıyoruz ama bu sene için özel olarak Moskova'daki dostlara, Nazım Hikmet dostlarına bir şarkı hazırladık. Herkes tabii pandemi dolayısıyla kendi bulunduğu yerde, evinde çaldı. Bu parçayı daha önce de yapmıştık, albüm
Umut Yolunu Bulur albümünde de yer almıştı. Nazım Hikmet'in çok sayıda nükleer tehlikeyle ilgili şiiri var. Gerçekten çok sayıda. Ben yani Türkçe dilinde değil, belki yabancı dillerde de bu kadar çok bu konuya önem veren bir şair, bir edebiyatçı rastlamadım açıkçası. Gerçekten o tehlikenin ta o zamanlar, yaşadığı dönemler, 1940'larda farkına varmış. Çok sayıda şiirinden en çok bilineni Bulutlar Adam Öldürmesin. Bunu hazırladık ama plaktaki, albümdeki şekliyle değil, dediğim gibi korona günlerindeki şekliyle onu da bir hediye olarak size sunacağız. Bulutlar Adam Öldürmesin.